Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi e, biz kitabımızdan e, toplamda 26 ünite okuduk. E, i̇sim cümlesinin temel meselelerini hemen hemen hepsini öğrenmiş olduk. Birinci düzeyde isim cümlesiyle ilgili en temel konuları görmüş olduk. Şimdi kitabımıza biraz ara vereceğiz. Benim seçmiş olduğum bazı ayetler var. Gördüğümüz konuları tekrar etmek adına ve irap yapmak adına. Bu ayetlerin irabını yapacağız. Hem de bu bizim için bir pratik olmuş olacak ve Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman özellikle hafız olan arkadaşlarımız için hangi kuralların hangi cümle yapılarında Kur'an-ı Kerim'de açığa çıktığını da görmelerini sağlamış olacağız inşallah. Ee, başlıyorum. 8. örneğimiz. Bu da e, Ali İmran suresi 54. ayet-i kerime. 3. sure Ali İmran 54. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Vallahu Allah hayrul makirine. Tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allahu Allah hayrul makirine. Tuzak kuranların en hayırlısıdır. Demiş. Bu ayet-i kerimeyi yapmak isteyen var mı? Gönüllü olan. Öncelikle Allahu Mu'ttedadır. Hı hı. E, merfudur. Raf alameti dammedir. E, hayru haberdir. Merfudur. Raf alameti e, dammedir. E, el mekirene muzafun ilehidir, e, burada eee Cer alameti ya'dır. <laughs> Neden? Çünkü ee, Mekirin Cem'i Müzekker Salim Cem-i müzekker salimdir. Cem-i müzekker salimler de ya ile mecur olurlar. Tamam, çok güzel. Peki, burada haber cümlesi neyin örneği? Bizim gördüğümüz konulardan haber cümlesi neyin örneği? Haberin muzaf alış. Haberin isim tamlaması, muzaf muzaf ileyh olmasına örnek. <laughs> çok güzel. Peki, burada ee, hani Allah'u ya mübteda dedik ya neden Allah'u ya mübteda dedim bu cümlede? Çünkü Allah'ı özel isim. Öncelikle özel isimler hı hı. marifedir. Birincisi marife olması ve cümlenin öznesi Allah'tır. Yani Allah'tan bahsedildiği için hı hı. biz mübteda olduğunu anladık bu şekilde. Tamam. Bak bir şey söyleyeyim size ee, Allah kelimesini Araplar e, marifelerin içerisinde özel bir sınıf olarak kabul etmişler. Yani marifeleri sayıyoruz ya. İşte zamirler, işaret zamirleri, ismi mevsuller, işte özel isimler falan böyle devam ediyor listemiz. Bir de diyorlar ki Allah lafzı, lafz-ı Celali Ve şöyle bir ifade kullanırlar. Ee, i̇nşallah Katrul Neda'yı okuduğunuz zaman da göreceksiniz. Lafzı celale a'raful marif. En marife olan kelimedir. Marifelerin de kendi içerisinde dereceleri var. Hangisi daha marife, daha az marife. Allah lafz-ı celali en marife olan kelimedir. Ee, diyelim onu da tamam. Peki bir soru daha sorayım size. Şimdi Allah kelimesini biliyoruz, hayır kelimesini de biliyoruz. Mekirin bu kelimenin kökü mekara. Tuzak kurdu. Yani sözlükten bakacağım zaman mekara köküne bakacağım. Tuzak kurdu. Fiil kalıbı bu. Mekirun tuzak kuran kişi ismi fa'il. Mekirun tuzağa kuran kişi. Mekiru ne tuzak kuranlar? Cemil. Yani çoğul hali. Burada mecur olduğu için Cem-i Müzekeri ya ile mecur olduğu için makirune makirine'ye dönmüş. Hatırlarsanız biz ne demiştik? Cem-i Salim'in iki kalıbı var. Bir tanesi sonuna une gelir, bir tanesi sonuna iğne gelir. Merfu olduğunda uneydi, mecur olduğunda iğne ile geliyordu. İleride göreceğiz mansup olduğunda da iğne olarak gelecek. Allahu hayrul makirin. Çok güzel. Peki. 10. örneğimiz ise Nur Suresi 39. ayet-i kerime. Nur Suresi 24. Sure, 24. Sure'nin 39. Ayet kelimesi, buyuruyor ki Allah, Vallahu Seri'ül Hisabi, Allah hesabı çabuk görendir, hesabı seri, Seri bizim Türkçe'de seri olarak kullandığımız hızlı anlamına geliyor süratli seri. Vallahu Seri'ül Hisabi, Allah hesabı çabuk e, görendir, yani en çabuk görendir de diyebiliriz ikisi de doğru meal olmuş olur. Bu ayet kelimeyi gönüllü olarak yapmak isteyen kim var? Bu taraftan bir gönüllü olsun bu defa. Tamam. Oraya verebiliriz. Vallahu muhtedadır. Uh -huh. e, merfudur. Ref alameti dammedir. E, Seri'un haberdir. Yine aynı şekilde merfudur. Raf alameti dammedir. El-Hisabi muzafun ileyhtir. E, Mecrurdur. cer alameti kesradır. Cer alameti kesradır. Peki. Bu hangi cümle yapısına örnek? Haber için soruyorum özellikle. Haberin e, isim tamlaması. Haberin şey, isim tamlaması e, olması. olmasına örnek. Peki. E, burada seri'u el-hisabiye haber dedin ya. Niçin bu cümlede bunu haber dedin? Sebep? Bize e, Allah'tan haber. E, Allah'ın e, nasıl... Allah'a dair bir hüküm, bir haber, bir yargı bildirdiği için bunun haber olduğuna kanaat getirdik. Evet. Peki. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. 11. örneğimiz de Taha Suresi'nden. Taha Suresi 20. sure. 20. surenin 59. ayeti kelimesi "Mev'idukum" sizin buluşma yeriniz, randevunuz. yevmuz zineti" süs günüdür. Yani bayram günüdür. İnsanlar o gün süslendiği için bayram günlerine yevmuz yine e, denmiştir. Bu biraz zor diğer gördüklerimize göre. Var mı bunu gönüllü yapmak isteyen? Hocam mev'idukum müptedadır. E, mev'idukum zamirle birleşmiş yanlış. Tamam. Ee, bakmadıysam. Doğru. Ee, bu şekilde sizin gününüz yani sizin randevu gününüz gibi bir anlam var. Hı -hı. Aynı zamanda müktedadır, müzekerdir. E, Yevmun haberdir, haber günü. E, aynı zamanda muzaftır, mer, e, merfudur. E, Damme ile merf olmuştur. Zineti Zîneti, e, zîneti e, muzaf ile -üley, ihtir. Bu da e, anlamı süs, ziyafet günü anlamına gelir. Hı hı. Bu nesil bir kelimedir. Ceralemettir, kesradır. Tamam. Şimdi bakın doğru şeyimiz çok güzel. Ama burada bizim görmediğimiz bir konu var. Aslında bu ayetleri bizim öğrenciler üst sınıflar hazırlamıştı. Ben bazılarını eledim tabi. Bizim görmediğimiz konuların olduğu. Bu gözümden kaçmış ama bunu da bir şey olarak kabul edelim. Madem buraya yerleşmiş bununla ilgili konuşalım. Şimdi buradaki cümle yapısına dikkat edin. Mev'idukum. Sizin buluşma yeriniz, sizin randevunuz. neye benziyor bu cümle yapısı? Kapının kolu, sizin buluşma yeriniz. Okulun bahçesi, sizin buluşma yeriniz. Bu bir isim tamlaması. Şimdi diyeceksiniz ki Biz hocam isim tamlamasını gördük ama muzafu ilehinin zamir olduğuna dair örnek görmemiştik e biz. Ama biz şu kuralı görmüştük değil mi? Zamirler isim olmaları hasebiyle bir ismin gördüğü bütün işlevleri görürler. Bir isim nasıl ki muzafu ileyh oluyorsa bir zamir de muzafu ileyh olur. Şimdi mesela ben bunu şöyle söyleseydim. Deseydim ki mesela ne diyeyim? Mev'idu Muhammedin. Muhammed'in randevusu deseydim. Oluyor muydu bu? Oluyordu. Mev'idu Muhammedin. Muhammed'in randevusu. Mev'idu Fatıma, Fatıma'nın randevusu diyorum. Burada Fatıma ve Muhammed muzafu ileyh durumunda değil mi? Muzafu ileyh durumunda. Bir isim ne iş görüyorsa bir zamir de onun gördüğü işin aynısını e, görebilir. Kumda bir zamir mi? Kumda bir zamir. kum, sizin randevunuz. Bu da sükun üzere mevni kum hiçbir zaman değişmez. Ne mahallinde? Cer mahallinde. Muzafu ileyh bir kelimenin mahallinde vakı olduğu için muzafu ileyh de her zaman mecrur olduğu için bu da mecrur olan bir kelime. Mesela hu bir zamir. Hu onun e, demek. Şimdi ben bu kalem için desem ki mesela kalemü Muhammedin Muhammed'in kalemi. Doğru mu? Bu kullanım doğru. İsim tanımlaması. Kalemuhu, onun kalemi dediğimde de aynı şey olmuş olur. Bu Muhammed'in yerine geçmiş olur. Kalemukum, sizin kaleminiz dediğimde kum e, ismin yerine geçmiş olur. Bu da ile. Zamirler hepsi mebni olduğu için cer mahallinde olurlar. muzafu him mahallinde oldukları için. Evet, 12. örneğimiz de 16. sureden, Nahal suresinden 103. ayet-i kerime. Ve bu... Kur'an'dan bahsediyor bu kitap. Lisanun, e, dildir. Arabiyun, Arapça bir dildir. Mubinun, apaçık e, bir Arapça dildir. Demiş Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim için. Tam tercümesini söylüyorum. Bu kitabın dili ise apaçık bir Arapçadır. demiş Evet. Bu cümleyi e, gönüllü olarak irhab etmek isteyen kimse var mı? Bu. E, hocam öncelikle bu bir isim cümlesidir. Evet. E, niye? Çünkü bütün ismi işaretler isimdir. Çok güzel. E, dolayısıyla isim cümlesinde de e, öğelerden e, bakacağız. Mübteda ve haber arayacağız. Bu da e, başta herde hada olduğu için mübtedadır. E, dört yönden e, bunun e, mübteda olduğunu söyleyebiliriz. Bir başta başladı. E, i̇kincisi marifedir bütün is, ismi işaretler marifedir. Ee, bir de bahsedilen özne bu olduğu için e, aynı zamanda yine mübtedadır. E, mübteda mebni mebnidir. E, raf mahallem e, merfudur. Çok güzel. Lisanun e, haberdir. Çünkü yargı bildiriyor. Hı hı. Merfudur. E, raf alameti dammedir. Arabi e, arabiyyun e, da sıfattır e, merfudur e, mubin de sıfattır Arabi arabiyyun sıfatıdır o da e, merfudur raf alameti dammedir dammedir çok güzel Allah razı olsun bu şunun örneği haberin sıfat almış olduğu cümle örnekleri bir de bakın burada bir şey daha fark etmiş olmalısınız bir mevsuf birden fazla sıfat alabilir bir mevsuf birden fazla sıfat alabilir. Burada lisanun mevsuf nitelenen dil. Nasıl bir dil? Arabiyun, Arapça bir dil. Başka mubinun, apaçık bir e, dil. Yani bir tane sıfat e, mevsuf birden fazla şey alabilir. Sıfat alabilir. çok güzel. Evet. 13. örneğimiz bu da 15. sureden yani Hicr suresinden. Hicr suresinin birinci ayeti. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de birçok kullanımı olan bir cümle yapısı. Tilke ayatul kitabi. Yani Kur'an'a işaret ediyor. Bunlar, bu ayetler kitabın ayetleridir. demiş oluyor. Evet. Tilke ayatul kitabi. Bunu var mı gönüllü yapmak isteyen bu ayet-i Hocam burada tilke bu müptedadır. E, Me mealen merfudur. E, ayetu haberdir. ayetleridir. Haberdir. Raf aleti dammedir. kitab kitabu Muzaf Muzaf e, muzafun ileyhtir. Muzafu ileyse nedir? Mecrurdur. Mecrurdur. Ceral Ahmet'i de Ceralahmeti kesir adı. Çok güzel. Peki bir soru sorayım sana kardeşim. Şimdi niçin tilke yani müptedayı müfret müennes olarak olmuş olabilir bu ayet-i kerimede? Bu bir işaret zamiri. Müfret ve müennese derlet ediyor. Tek ve dişiye derlet ediyor. Niçin? Tam anlamadım Şimdi soruyu şöyle sorsam daha iyi anlaşılır. Mübteda ile haber arasında uyum olması lazımdı. Doğru mu? Mübteda ile haber arasında uyum olmalı. Ee, burada ayet kelimesi çoğul olmasına rağmen niçin mübteda çoğul değil de müfret müennes olarak gelmiş? Onu soruyorum. Akılsız bir cemi olduğundan dolayı. Doğru. Araplar akılsız cemileri müfret müennes kabul ettikleri için uyum gereken her yerde müfret müennes kullanırlar dedik. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Şimdi 14. örneğimiz var. Bu da 13. sureden Rahat suresi 16. ayet-i kerime. Rahat suresinin 16. ayet-i kerimesi. Allahu Allah Haliku yaratıcısıdır. Kulli şeyin her şeyin yaratıcısıdır. Var mıdır gönüllü bu ayet-i kerimeyi yapmak isteyen? Allahu kelimesi mübteda hocam. Hı -hı. Öncelikle merfu dam üzere. Haliku haber merfu o da dam üzere. E, kullu kulli şeyin muzaf muzaf ile. Hı -hı. Aynı zamanda haliku kulli de muzaf muzaf iley. Haliku kulli bir orayı bir daha söyler misin? Kaçırdım akın herhalde. Yani haliku muzaf Hı -hı. kulli muzaf ile. Tamam. Kulli aynı zamanda yine muzaf şeyin muzaf neydi? Şeyin. Bu zincirleme isim tamlaması. Yani nasıl bir mevsuf birden fazla sıfat alabiliyorsa bir kelime de birden fazla şey alabilir. E, isim tamlaması örneği alabilir. Bu da onun örneklerinden bir tanesidir diyelim. Peki şimdi şöyle yapalım. E, bu ayet-i kelimenin devamını hatırlayan var mı içinizden? Allahu khaliku kulli şeyin ve huve O 10 tane hafız var, 10 tane farklı şey söyledi. Şey söylediniz. Bir daha düşünün bakalım. Bu hangi sureden okuduk? Bunu Rahat suresinden e, okuduk. Rahat suresi 16. ayet gelmedi. Biriniz Enam suresindekini söylediniz. Bu Rahat suresi. Yok. Yok yok. yok. Rahat suresinde. Ve huve ala şeyin kadir var. Bir tane başka Rahat Suresinden. Ve huve el vahidul Rahat suresinden e, okuyoruz çünkü buradan. E, bu müşriklerin e, Allah Azze ve Celle ile ilgili inanışlarının yanlış olduğunu anlatmak için gelen ayet kelimelerden bir tanesi. Evet. Şimdi e, şeylerinize, kağıtlarınıza bir ayet söyleyeceğim. Onu hızlı bir şekilde yazın. Bu şeyin mantığını kavramış mıyız, kavramamış mıyız? Müktedar haberin ona bakacağız. Allahu haliku kulli şeyin dedik. Devam ediyorum. Ve huve ala kulli şeyin kadirun. Ve huve huve de diyebilirsin. Huve ala kulli şeyin ala kulli şeyin kadirun. Evet. Ve huve ala kulli şeyin Bu cümleyi kim ilave etmek ister? Ve ala kulli şeyin kadirun cümlesini. Bir bakayım önce kimler var? Ben söyleyeyim. Tercüme etmek isteyen. Tamam. Ee, şey yapalım. Kime yaptıralım bu ayet kelimeyi? Abiye yaptıralım. Hocam huve muhtedadır. Hı, hı. Ee, cümlenin başta gelmesi ve ismi işaret olması hasebiyle muhtedadır. Alem isimdir. Ee, ala Ala kulli muzaf muzaf Tamam. Ee, kulli şeyin aynı şekilde muzaf muzaf ee, ala kulli şeyin kadirun haber kadirun haber. Kadirun haberdir. Peki kadirunun haber dışında kadirunun farklı bir şey olduğunu düşünen var mı içinizde? Yok. Tamam bak mükteda ile haberin mantık kavramı. O ala kulli şey yanlış olduğu Oraya müdahale etmedim çünkü konumuz o değil. Ala harficer kulli onunla mecrur şeyin muzafu ilehi kadirun haber olacak. Oran bizi görmediğimiz için ona girmedim. Burada anlatmak istediğim şey şuydu. Mübteda ile haberin mantığını iyi kavramamız lazım. Burada mesela ve ala kulli şeyin kadirun. O her şeyin üzerine güç yetirendir. ve mübteda. Neden mübteda? Çünkü özne olduğu için kendisinden konuşuyoruz. Neyle yargıda bulunuyoruz kendisine? Kadirun güç yetirendir. Haber burası. Aralı arası açılmış. Daha önce bana sormuştunuz ya mübteda ile haberin arasına başka şeyler girebilir mi? Evet işte örnekte olduğu gibi <laughs> Girebiliyor. Zeynep Haber'in aslında bazı şeyler. Evet. Peki. Şimdi 15. örneğimize geldik. O da Yusuf suresinden yani 12. sureden 92. ayet-i kerime. Ve huve arhamurrahimin. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Demiş. Bu cümleyi bize irap etmek isteyen kimse var mı? Kim irap yapmadı? Abiye verelim bu örneği de. Ve huve mübtedadır, Mebnidir. Mahallen merfudur. Erhamu mübtedadır, Erhamu haberdir. Haberdir. Merfudur. Raf alameti de dammedir. Rahimin muzaf muzafileyhtir. Mecrurdur. cem müzekker salim olduğu için ye ile mecrur olmuştur yayıla mecbur olmuştum. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, bir tane daha yapalım. O da 16. örneğimiz. Yusuf suresi 80. ayet-i kerime. Ve huve hayrul hakimin. O hükmedenlerin en hayırlısıdır dedik. Ee, kim yapmadı bu taraftan örnek? Abiye verelim. Ve huve müftazadır. zamir olduğundan dolayı. Muhalle mevfudur. Memlidir aynı şekilde. Hayrun haberdir, mörfudur, e, refalameti damedir. El hakimin o da cemi müzeker salim. Hı -hı. E, hayır, hayır. Nedir burada şeyi ne? E, sıfat mensuf pardon. <laughs> burada muzaf muzafun ilahi var. Muzaf ilahi evet. Muzaf ilahidir mecurdur. Ee, alem ye. Cerrah Mehmet'in ya. Cem'in kere Salim olduğundan dolayı tam. Çok güzel. Ee, eyvallah. Allah razı olsun. Peki. Örneklerimiz güzelce anlaşılmış. Vahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.